kadın temizlik yaparken çok önemli. Hepimiz yapabiliyoruz. Aman dikkat. Dikkatli olun. Hepinizi uyarıyorum buradan kadınlar. Tam eşyaları alacak kazaya uğrayan kişi. O sırada baza üzerine düşüyor ve 43 yaşındaki kadın hayatını maalesef kaybediyor. Temizlik yapmak için bazayı kaldırdı. Bu davranışı hayatına mal oldu. Satış müdürü olan 43 yaşındaki kadın İstanbul Şişli'de yaşıyordu. İzin gününde temizlik yapmaya başladı. Bazanın içindeki eşyaları çıkarmak için bazayı açtı. Tam eşyaları alacağı sırada baza üzerine düştü. Durumu fark eden aile üyeleri büyük bir şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışırken cenaze Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cenaze ardından aileye teslim edildi. Hacı Bektaş Veli Ok Meydanı Cemevi'nde yapılan törenin ardından toprağa verildi. Efendim bu mesele çok önemli dedik. Bütün kadın izleyicilerimizi uyardık. Hepinizi uyarıyoruz aslında. Ev kazalarını önlemek için neler yapmalıyız diyoruz. Bugün hayata dair de bu konuya da çok önemli bir pencere açıyoruz. Muhabir arkadaşım İzel beni bekliyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Haber olduğunda hemen ışınlanır bir noktadan bir noktaya. Ve yanında da bir konuğu var. Konuğu iş güvenliği uzmanı. Aslında normalimiz olmuş ama hayatımıza kastedebilecek yaptığımız yanlışlar neler? Bizleri bu konuda bilgilendirecekler. Ben hemen sözü mesai arkadaşım İzel'e ve konuğuna bırakmak istiyorum. Evet, ev kazaları biliyorsunuz ki aslında tüm dünyada görülen en önemli sağlık sorunlarından biri. Her yaşta olmasına karşın özellikle çocuklarda ve yaşlılarda ciddi bir halk sağlığı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de bu yanıklar, zehirlenmeler ya da düşmeler ev kazalarındaki ağır yaralanma ya da can kaybına sebep olan yine önemli nedenlerden biri ve hatta Türkiye'de ev kazaları trafik kazalarından sonra ikinci sırada yer alıyor ve gün geçtikçe de artıyor. Az önceki haberde Cansu onu gördük. Biliyorsun senin de dediğin gibi aslında 43 yaşındaki bir kadın evde temizlik yaptığı sırada bazanın altında kalarak maalesef hayatını kaybediyor. Yine iki gün önce Kağıthane'de bir temizlik görevlisi 7. kattan pencereyi sildiği sırada 7. kattan dengesini kaybederek aşağı düşüyor ve olay yerinde hayatını kaybediyor. Peki bunların önüne geçilebilir mi? Uzmanlar basit önlemlerin olduğunu söylüyor. Bu önlemler nelerdir? Yanımızda Hale Pağanıklı var. Cevabını kendisinden alacağız. Öncelikle Hale Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz evime. Teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi Türkiye'de maalesef ki hatta dünyada ev kazaları gün geçtikçe artıyor. Aslında basit önlemler var bunların az da olsa önüne geçebilmek için. Bunları sizden öğrenmek istiyoruz. Hatta göstermenizi rica ediyoruz Hale Hanımcığım. Nasıl önüne geçeriz bunların? Tabii öncelikle şöyle söyleyeyim, normalde insanların kendini en güvende hissettiği yeri evidir. Bu evleri maalesef güvensiz hale biz getiriyoruz. O yüzden ben en çok karşılaşılan kazalarla ilgili bazı böyle şeyler ayarladım, görseller ayarladım. Benim de evimde camların çok yüksek olmasıyla ilgili maalesef ki tehlikeleri açık bir konuma geliyor. Bu anlamda isterseniz böyle başlayalım. Hemen bakalım. Size. Şimdi pencere halimci ben önümden alacağım size. Pencereler dedik. Az önce de söyledim. Maalesef ki pencereden düşme riskleri çok fazla. Bunun önlemini bir öğrenmek istiyorum. Özellikle böyle yüksek pencereleri nasıl silmeliyiz, nasıl önlem almalıyız? Şimdi öncelikle şöyle cam temizlik işi yaparken maalesef kadınlar işte camın pırıl pırıl olsun olayına girip camdan dışarıya çıkıp sarkarak uzanma hareketiyle maalesef o dengeyi bozabiliyorlar. Yapının eski olmasını da düşünebilirsiniz. Camın hareket etmesini de düşünebilirsiniz. Bunların hepsini dikkate alarak bazı aparatlar kullanılması önerilebilir. Yani mesela, örnek veriyorum. İşte camın iki kanadının açık olduğunu düşünün. İki kanadının açık olduğunu düşünün. Bu orta alanı nasıl sileceksiniz? Orta alanını silmek için kadın ya buradan ya da diğer taraftan uzanma hareketi yapacak. Bu uzanma hareketi işte ölümlere neden olan ve düşmelere neden olan hareketlerden biri. Onun ne yapmamız lazım? Bu tarz
Veya artık bunların otomatikleri de çıktı ama tabii ki otomatikleri herkes alamayabilir. Bu anlamda bu tarz aparatlarla buradan bu taraftan mümkün olduğunca şu hareketi yaparak orta alanları veya bu hareketi yaparak orta alanları silebilirsiniz. Yüksek camlarda da benim evimde olduğu gibi biz işte bana yardıma gelen arkadaşım da merdiven kullanımı sağlıyor. Merdiven kullanımlarında şöyle bir durum var. Evinizde kullandığınız ekipmanların çok güvenli olduğunu düşünüyorsunuz ama her malzemenin bir güvenlik önlemi var. Örnek veriyorum, işte bu merdivende gördüğünüz arabantlar, A tipi merdiven deniyor bunlara. Arabantlar bu açılmayı engelliyor. Yani şuradan kuvvet uyguladığınızda, bakın kuvvet uyguladığınızda şu çatının açılmasını engelleyen bant sistemleri var. Merdivende buna mı dikkat etmeliyiz? Merdiven evet. Kullanacaksak şu ara bantların mutlaka olmasına dikkat etmeliyiz. Kesinlikle öyle. Açılmasını engellemeniz lazım. Çünkü açıldığı anda genelde merdiven kazalarına dikkat edin. Ya dayamalı merdivenlerdedir ya da bunun gibi ağız açıklığında koruması olmayan merdivenlerdedir. Bir kere merdivenle çalışma yaparken kişinin asla evde yalnız olmaması gerekir. Yani eğer bir merdiven kullanacaksanız mutlaka yanınızda. Çünkü düşünsenize, düştünüz ve hiç kimseden yardım isteyemiyorsunuz. Bunun haricinde merdivenlerin ayak kısmında kaymasını engelleyici pabuçlar olur. Şöyle göstereyim. Bakın bunlar plastik kaymaz malzemelerdir. Hangi zeminde kullanırsanız kullanın kaymayı engeller. Bir de tabii ki evde biri olduğunda size şu şekilde yardımcı oluyorsa artık bu merdiven güvenli hale gelmiştir. Çünkü merdivenlerde şu tarz durumlar var. Merdivene çıkıyorsunuz. Bu en yüksek basamakta zaten asla çalışma yapmıyoruz. Buraya çıkıyorsunuz. Dengeniz bozulduğunda düştüğünüz yer neresi? Bunu bilmiyorsunuz. Yani cam üstü düşmelerle işte kaburga kırıkları, yaralanmalar, kesiler gibi birçok kazalar gerçekleşebiliyor. Evet, dediğimiz gibi ben tekrarlamak gerekirse aslında pencere silerken şöyle kolumuzu uzatmak evet. yerine böyle bir aparat kullanmakta büyük fayda var ve böyle bir merdivenimiz yoksa, aralıklı bir merdivenimiz yoksa ya da yanımızda kimse yoksa merdiven kullanmamakta fayda var. Bir de ben hemen mutfağa geçmek istiyorum Hale Hanımcığım, müsaadeniz olsa, çünkü evde çok fazla vakit geçiriyoruz efendim ve bu vaktin büyük bir çoğunluğunu mutfakta geçiriyoruz. Dolayısıyla aslında mutfak kazaları da maalesef ki sıkça yaşıyoruz. Peki bunların önüne basit bir şekilde nasıl geçebiliriz? Hemen Hale Hanım'dan dinleyelim. Buyur lütfen. Şimdi şöyle, biz mutfağa giren kadınların ve erkeklerin aslında çok fazla karşılaştığı bir durum bu. Öncelikle çocuk güvenliği ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Şimdi ocaklar yanarken ve tencereniz, tavanız ocak üzerinde dururken lütfen bu sapını, bildiğiniz tavanın sapını lütfen bu şekilde bırakmayalım. Direkt bu şekilde olması gerekiyor. Çünkü neden? Bakın bu benim için bile tehlikeli ama çocuklar tabii ki birazcık daha dikkatsiz olabiliyorlar. Bu anlamda bu ek bilgi olarak iletmek istedim. Tavamızı bu şekilde aldık. İçerisinde bir yağ var. Ve bir anda başka bir şeyle ilgileniyoruz ve unuttuk. Ne oldu? Yağ kızmaya başladı. Belki de alev aldı. Eyvah. Evet. Şimdi bu tarz durumlarda en fazla karşılaşılan şey bazen şu yapılabiliyor. Hemen aldı. Üstüne su dökmeye çalışıyor. Bu kızgın ya. Evet, bu yapılan en büyük yanlış. Bu büyüklükte bir mutfağı dakikalar, hatta saniyeler içerisinde yakabilirsiniz böyle bir durumda. Bunun için uygulama çok basit. Hemen ne yapıyoruz? Evimizde bir bez var. Mutlaka bu her kadın ve erkeğin elinin altında mutfakta olur. Bezi alıyorum, ıslatıyorum. Bakın bunu sıktım. Yağım orada yanıyor. Paniklemiyorum. Sakinim. Özür dilerim. En önemli şey değil mi aslında? Biraz da sakinlik. Evet, tabii ki. Sakin olmanız çok önemli. Her yangın tipinde mutlaka ilk önce sakin olmamız gerekiyor. Geldim. Yağın altı yanıyor. İlk önce ne yapıyorum? Eğer tuşlara ulaşabiliyorsam yağın altını kapatıyorum. Eğer ulaşabiliyorsam. Eğer ulaşamıyorsam gaz vanasına ulaşabilirim. Vanayı kapatıyorum. Hı-hı. Çünkü neden? Ateşle temasını kesmem lazım. Kestikten sonra ne yapıyorum? Yavaşça geliyorum. Bakın. Bezi tutuyorum. Islanmış ve iyice suyu sıkılmış bezi tutuyorum, üstüne bırakıyorum ve bekliyorum. Elinizin altında bez yok, o zaman ne yapıyorsunuz? Hemen bir tencere kapağı, bu tencerede de gerçekleşebilir. Tencere kapağının üstüne kapattığınızda artık yangın olayını sonlandırmış oluyorsunuz.
Evet, gerçekten bunlar aslında dediğimiz gibi çok önemli bilgiler. Çünkü en fazla mutfakta tabii ki vakit geçiriyoruz. Bir de benim diğer önemli merak ettiğim konulardan biri mutfak dışında banyoda yaşanan ev kazaları. Halil Hanımcığım, biraz da oraya doğru yoracağım sizi. Çünkü özellikle temizlik malzemeleri, temizlik malzemelerinden yola çıkan zehirlenmeler. Maalesef bunun bir kurbanı da benim çünkü. Özellikle bu konuda fazla dikkat çekmek istiyorum. Şimdi beni annem de izliyordur. O anı hatırlayacaktır. Ben küçükken maalesef ki böyle bir temizlik malzemesini çocukluk içtim. Ve dolayısıyla büyük bir zehirlenme yaşadım. O yüzden o korkuyu, o tehlikeyi en iyi yaşayanlardan biri benim. Özellikle bunu anlatmanızı rica edeceğim. Şimdi biz evimiz hep böyle tertemiz, mikroplardan arınmış olsun istiyoruz. Özellikle kadınlar olarak. Ama çok fazla kimyasal karıştırınca maalesef mikropları o kadar fazla öldüremiyorsunuz. Bu anlamda kullandığımız kimyasalları tek başına kullanmayı tercih etmemiz lazım. Yani bir çamaşır suyuyla kireç çözücüyü bir araya asla getirmememiz gerekiyor. Bu zaten direkt boğulmaya ve zehirlenmeye neden olan durumlardan biri. Bir de bununla beraber biz bütün her şeyi bir araya koymaya çalışıyoruz. Bunu yapınca evimiz daha fazla temizlenmiyor. O benim. Daha fazla parlamıyor. Bu nedenle tek kimyasal, tek ilerleme. Mümkün olduğunca tabii ki bitkisel şeylere de yönelmekte fayda var. Bunları da özellikle sirke için işte herkes bunu söylüyor. Elma sirkesiyle ilgili. Ben de büyük çoğunlukta bu tarz malzemeler kullanıyorum. Hı. Kimyasallar her zaman tek başına kullanılıyor olmalı. Böyle bir durumla karşılaşırsanız ne yapmalısınız? Bunu da özellikle belirteyim. Şimdi ola ki yaptınız. Şöyle biraz. Nefes alamıyorsunuz. Hı. Artık anladınız ki böyle bir şey başınıza geldi. Hemen kendinizi o alandan dışarıya atıyorsunuz. Öncelikle yapmanız gereken şey bu. Daha çok etkilenmemek için değil mi o kokudan? Kesinlikle öyle. Çünkü artık solunumunuzu etkilemeye başlayacak ve tutmaya başlayacak. Kendinizi dışarı alıyorsunuz. Açık bir havanın olduğu bir yere yöneliyoruz. Nefesimizi toparladıktan sonra bol su ile onu vücudumuzdan atmaya çalışıyoruz. Şunu da biliyorum aslında, hemen onu da bir söyleyelim isterseniz. Bir de bu temizlik şişelerindeki malzemeleri, örnek veriyorum, hemen şu yerde var. Bir elimi almak istiyorum aslında. Çok da yakınlaştırmadan. Bu temizlik malzemelerindeki bu şişelerdeki malzemeleri kendi şişelerinden başka yere koymamamız lazımmış Hale Hanımcığım. Bir de bunu öğrenmek istiyorum sizden. Örnek veriyorum, özellikle bunları pet şişeleri, başka ayrı bir pet şişelerde muhafaza etmememiz lazımmış. Kesinlikle öyle. Bu her yerde geçerli bir kural. Evimizde de bazen bunu yapıyoruz. Pet şişeleri, dediğiniz gibi, bu tarz ürünleri koyuyoruz. Bir de ürün zaten şeffafsa, ki birçoğumuz belki bunu yaşamıştır. Büyük, yetişkin ya da çocuk. Bunu işte görüp su diye ağzına atıp gırtlakta, boğazda işte yanma, tahriş gibi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Kimyasalları asla kendi şişelerinden ayırmıyoruz. Afaki ayırdık. Oldu da ayırdık. Ne yapmamız lazım? Mutlaka etiketle üstüne, basit beyaz bir etiketle üstüne etiketleme yapıp içerisine ne koyduğunuzu mutlaka yazmanız gerekiyor. Şunu da hemen söyle. Katılıyorum size. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki özellikle mutfaklar, banyolar ıslak yerler. Islattığımız yerler. O yüzden halıların da büyük bir önemi yok mu Hale Hanım? Çünkü kaymaz bir halının olmasına, tabanların kaygan olmamasına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Şimdi özellikle banyolar ve işte görsel alanlar, evimizin dekorasyonu güzel olsun, ışıl ışıl görünsün diye bazı malzemelerle döşenebiliyor ya da kaplanabiliyor. Ama bunlar suyla birleşince maalesef ki bizim için çok tehlikeli hale geliyor. O yüzden özellikle banyo ve tuvaletlerde, yani kendinizi ıslak bulabildiğiniz ya da çok fazla ıslanan alanlarda bu tarz döşemelere dikkat etmeniz lazım. Yani bu tarz döşemeler nedir? İşte traverten gibi ya da kaymaz olarak nitelendirilen malzemeler gibi. Bunlar ıslansa da kaymayan malzemeler. Çünkü ne oluyor? Banyodan çıkıyoruz. Islak bir halde, ayaklar ıslak. Zemine bastığınız anda kayıp direkt düşüşler yaşayabiliyorsunuz. Ya da halıların altına belki halı sabitleyici mi koymak lazım? Çünkü halılar da kayabilir alttan. Aynen. Bunlar için çok basit şeyler var aslında yapı marketlerde. Aynen. Halıların altına bump geçebilirsiniz. Şimdi yeni nesil halıların hepsinin altında aslında kaymaz tabanlar var. Evet. Ama tabii bunlar makinede yıkandığı için vesaire deforme olabiliyorlar. Bunu yedekleyebilmek için özellikle böyle cırtlı dediğimiz malzemeler satılıyor yapı marketlerde. Bunları mutlaka evinizde değerlendirip kullanabilirsiniz. Harika. Bir de Hale Hanımcığım, yan odaya yoracağım sizi. Çünkü dediğimiz gibi, az önce verdiğimiz haber gibi, maalesef ki 2 gün önce bir kadın evde temizlik yaparken
arkamdaki baza gibi bir bazanın altında hayatını kaybetti. Şimdi pencereden düşen Neriç maalesef çok duyuyoruz. Bu haberlerle çok karşılaşıyoruz ama bazanın altında kalarak hayatını kaybetmek bu mümkün mü ya da çok fazla mümkün tabii ki de çok fazla görülen bir kaza mı? Yani şöyle benim de çok fazla duyduğum bir kaza değil. Tabii burada yani etkeni tam olarak biliyor olmak hı-hı lazım. Nasıl gerçekleşti olay. Ama tabii ki bununla ilgili bazanın altında kalmayla ilgili ciddi yaralanmalar yaşanabiliyor. Yani keza ki bu haberi konuşurken geçen gün bir çalışanımızın arkadaşı, annesi bu durumu yaşadığını. Bazanın altında mı kaldı? Bazanın altında işte amortisörü bozuluyor yatağın ve üzerine düşüyor. Sırtında bir zedelenme yaşıyor. Bunlar çok olağan ve görülen şeyler ama tabii ki ölümle ilgili vaka sayısı çok az. Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum bu konuyla ilgili. Ama buradaki tehlikeyi çok çabuk ortadan kaldırabiliriz. Ben şimdi bununla ilgili iki örnek göstereceğim. Çok size sevinirim. Şimdi normalde gösterelim. Normalde bazaların altında tabii ki şimdi bizim de kullanmış olduğumuz baza 15 yıllık bir baza artık hı-hı malzemeler deforme olabiliyor. Normalde bazaların amortisörleri olur. Hı hı. Bu amortisörler sizi rahat bir şekilde kaldırmanızı sağlar yatağa. Hı hı. Bu kalktıktan sonra burada bir emniyet mandalı olur. Bazılarında, hı hı, bazı bazalarda. Bu emniyet mandalını takmadan, şuraya tık diye yerleşir. Bu emniyet mandalını takmadan bazanın altında işlem yapmamak lazım. Ola ki bizimki gibi emniyet mandalı yok. Hı hı. Amortisörler iki tarafta da çalışıyor. Hatta dört tarafta da çalışıyor ama bizimki gibi emniyet mandalınız yok. O zaman ne yapacaksınız? Çok basit. Bazanın içerisinden çıkarttığınız, şu an şey büyük, şu taraftan gösterebilir miyim? Şimdi tabii yazlık kışlık var bilmiyor. Evet. Biz de yapacağız bu işleri. Şimdi bazanın altından bir malzemeyi çıkarttığımızı düşünelim. Aldım. Ben bunu artık dolabıma yerleştireceğim değil mi? Aldım. Buraya koydum. Evet. Bu kadar basit önlem aslında. Çünkü neden? Bu aşağıya indiğinde artık beni kurtaracak orada bir malzeme var. Ya da etrafınızda tahta gibi, plastik gibi, takoz şeklinde olan bir malzeme de olabilir. Ama bunun işte her kadın işte içinden çıkaracak ve buraya koyacak. Artık bunları değiştirmeye başlayacak. Hı hı. Ne yapıyoruz? Hemen koyduk, indirdik. Evet. Ve bitti. Bu kadar basit. Aslında gerçekten alınabilecek o kadar basit önlemler var ki Hale Hanımcığım, ağzınıza emeğinize sağlık. Bize birbirinden önemli, birbirinden basit önlemler verdi. Aslında bu kadar kolay önlemlerle bu gibi ev kazalarından kurtulmak mümkün. Biz de bunları ekranlara taşımak istedik. Tabii ki bizi izleyen seyircilerimize ufak da olsa bir fikir olduysa ne mutlu bize.